Hop 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 hop, kaptın hemen, hoppa geldi. Aferin. Yapması 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 yapması, bravo, yapması yap, bekletin topu. Aferin Masum. Konuş 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 konuş. Gel bana gel. Oyna bravo. Geldi geldi geldi. Nasıl geldi? Verme verme. Hop. Evet burada bak. Hoppa Bursa. Aa çıktı mı? Bu gol olur. Oldu. Valla bunun çok ayıp olduğunu düşünenlerdenim. Yani bu programsız takımların yaptığı işgüzarlık diyeyim. Çünkü ben hiçbir şekilde bunu onaylamayanlardanım. Anlaştığınız bir hocayla bir haftada ne gördünüz veya ne oldu da ayrılıyorsunuz. Bu hani bana göre yönetimlerin, menajerlerin işte veya bazı oyuncuların takım üzerindeki etkisiyle de alakalı diyebilirim. Çok yanlış şeyler. Türk futbolunun eğer ileriye gitmesini istiyorsak önce istikrarı sağlamamız lazım. Eğer biz istikrarı sağlayamazsak federasyonun da eğer hala buna sınırlama getirmediği sürece bu tür şeyleri çok fazla yaşayacağız. Her kulübün bir sınırlama hakkı olursa ilk seçerken ona göre seçer. Ondan sonrasını da ona göre devam eder. Ama bizde bu kadar sonsuz sınırlama olduğu sürece İşte menajer oyunları, diğer oyunlarla birlikte böyle çok hoca değişikliği olacaktır diye düşünüyorum. Bizim futbolumuzu tamamen geriye götürecek bir şey bu. Sadece işte ikili ilişkiyle veya siyasi yönden yapılan hamleler oluyor. Ben bunu tasvip etmeyenlerdim. Onlar zaten hemen hemen belli. Biz onlarla alakalı raporumuzu verdik. Onlarla alakalı çalışmalar olacak. Şu anda hani o bu diye deklare etmememiz gerekiyor. Çünkü en az hasarlar nasıl olur onu halletmemiz gerek. Biz gerekli sayıya indireceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Çünkü bu kadar kalabalık bir kadroyla, diğer Türk oyuncularla alakalı da bu kadar kalabalık kadroyla çalışan şu anda 34 kişiyiz. Ama artık lig başlıyor ve belli bir sayımız olacak. O sayıya düşeceğiz. Cuma günü başlayacağız ve ilk galibiyetimizi alıp sezona da giriş yapmak istiyoruz. Bütün isteğimiz, arzımız bu. Çok uzun süre sonra tabii taraftarımızın da yanımızda olması bizi ayrıyeten mutlu ediyor. Çünkü taraftar desteğini en fazla hissedecek takımlardan biri biziz. Şanslı takımlardanız. Büyük taraftarımızı, cuma günü bütün herkesi, kaç kişi sınırımız varsa hepsini dolduracağını biliyoruz. Ve onları da buradan davet ediyoruz. İnşallah onlara öncelikle güzel futbol, arkasından da bir 3 puan hediye edip lige de başlamak istiyoruz.